Yapboz parçası değilim derken demek istediğim aslında şu. Ben bir insanım. Hiç eksik parçam yok. Bir araya getirilmem ya da düzeltmeme gerek yok. Çok az işlevsel davranışlar sergileyen otizmle olan insanlar bile hala bütün insanlardır. Ve onların da düzeltilmesine gerek yok. Eğitim alsınlar, evet, tedavi edilsinler, evet. Ancak bu tırnak içinde sakatlığa, engelliliğe sahip olmak sizi bir insandan daha az yapmaz. Bu sakatlık kişiliğinizi çok iyi ifade edemediğiniz anlamına gelse de. Otizm gizemi mekanizması henüz tam olarak anlamadığımız diğer herhangi bir bozukluğun gizeminden daha derin değildir. Bu otizmi sembolize etmek için puzzle parçasının kullanılmasını haklı göstermek için yeterli değildir. Aynı şizofreni ve diyabetteki gibi. Otizmli bir kişiyle otizmli olmayan bir kişi arasındaki iletişim engeli, otizmli bir kişinin düşüncelerinin genellikle bilinmediği anlamına gelir. Yani otizmli olmayanın bilmecesi diye bir şey yoktur. Çünkü bu düşüncelerin sadece bilinmeyen olarak belirsizliğe yol açtığını, aynı zamanda bilinememezliği destekleyip acıyı çoğalttığını bilmemiz gerekiyor. Boşluğu doldurmak her iki taraftan da daha fazla çaba gösterir. Ama yapılabilir. Çığlık atmak bile bir iletişimdir ve tamamen sözsüz bir insan bile sıcaklık, yemek ve rahatlığın ne demek olduğunu anlar.